Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere The Bad Batch adlı bir filmi anlatacağım. Gelecekte kusurlu insanlar çölde yaşamak üzere şehirden uzaklaştırılır. Arlan adında bir kızın kulağının arkasında bir numara dövmesi vardır ve bu yüzden kusurlu kabul edilir. Kız ülke sınırına götürülür ve dışarı atılır. Arlan kendisi gibi dışlanmışların yaşadığı Konfor adlı şehre doğru yola çıkar. Yolda bozuk bir araba görür ve direksiyonuna geçer. Çantasından rujunu ve eski bir fotoğraf çıkarır. Bu sırada çölde başka bir araba belirir ve Arlan ondan kaçmaya çalışır. Ne var ki takip edilir ve yakalanır. Kızın kendine geldiğinde ellerinin bağlı olduğunu ve çöp yığınlarının arasında yattığını görür. Arlan kendini kurtarmaya çalışır ancak onu esir alanlardan biri bunu fark eder ve ona bilinmeyen bir sıvı enjekte eder. Daha sonra elinde demir testeresiyle kıza yaklaşır ve yüksek sesle müzik açar. Sonra çok kötü bir şey olur. Kız uzun süre yatar ama yaraları iyi sarıldığı için ölmez. Kızın yamyamlar tarafından kaçırıldığını öğreniriz. Bu insanlar kas yapmak için sürekli egzersiz yapmaktadır. Çok fazla proteine ihtiyaçları olduğundan diğer insanlarla besleniyorlardır. Açık hava spor kulüpleri vardır ve liderleri göğsünde dövmesi olan bir adamdır. Ona Miamili Adam diye hitap ederler. Miamili Adam etrafa gururla bakınır. Etrafta sporcuların yanı sıra uzuvları eksik, zayıf insanlar da vardır. Bunlar sporcuların yemeğidir. Arlan kendine geldiğinde birinin yardım çığlıklarını duyar ama hiçbir şey yapamaz. Sabah olduğunda yamyamlar kızın kendini kurtarmaya çalıştığını ama yaralandığını fark ederler. Yamyam kadın Arlen'in boynundaki zinciri çıkarır ve onu bir yere sürükler. Sonra su getirmeye gider. Arlan yerde demir bir çubuk bulur ve altına saklar. Kadın geri gelir ve mahkumun yaralarını siler. Arlan demir çubuğu kapar ve işkencecisini döver. Bacakları olmayan bir başka mahkum onu ilgiyle izler. Kız kumda sürünür ve farklı çöp yığınları arasında bir kaykay bulur. Üzerine uzanır ve çölde, konfora doğru kaymaya başlar. Yaraları ve sıcak nedeniyle bilincini kaybeder. Kuzgunlar Arlen'in etrafında uçmaya başlar. Görünüşe göre kuşlar onu şimdiden avları olarak görüyordur. Kız çöplüğün yakınında yaşayan bir münzevi tarafından bulunur. Talihsiz kızı arabasıyla konforun kapısına kadar taşır. Kızın etrafı yaralarına dehşetle bakan şehir sakinleri tarafından sarılır. Arlen'in hayatta kalacağından emin değillerdir. Aradan 5 ay geçer. Konfordan normal hayat devam ediyordur. Dilinin biri sokaklarda dolaşıyor ve bir şeyin unutulmaması gerektiğini haykırıyordur. Arlen'in hayatta kaldığını görürüz. Dahası yüksek kaliteli bir protez bacak sayesinde yeniden yürüyebiliyordur. Kız bu delinin neden bahsettiğini öğrenmeye çalışır. Ancak deli ona her şeyi kendisinin öğrenmesi gerektiğini söyler. Bu sırada Miamili Adam kızının portresini çizmektedir. Kız babasının portreyi bitirmesine yardım eder. Adam müziği açmak için dışarı çıkar ama birinin yardım çığlığını duyar. Acısına son verilmesi için yalvaran tek kollu bir kız görür. Miamili Adam zavallı kadının canını alır, parçalara ayırır, kızartır ve ailesini besler. Birlikte yaşadığı Maria bu tür yemeklerden bıktığını söyler. Ertesi gün Maria adamın kızını alır ve birlikte arabayla hurdalığa doğru giderler. Adamın kendisi evde kalır ve çizim yapar. Maria ve küçük kız çöplüğe gider. Buradan çeşitli hurda ve eski eşyalar toplamaktadırlar. Maria bir çöp yığınına tırmanmaya çalışır ancak düşer ve bacağını incitir. O sırada Arlen'in canı sıkılır ve çitteki delikten çöle gidip kargalara tabancayla ateş ederken eğlenir. Az sonra ileride Maria ve küçük kızı görür. Maria sadece hayatta kalmaya çalıştığını söyler ve merhamet için yalvarır ancak Arlen yamyamlardan nefret ettiği için hiç düşünmeden onun canını alır. Küçük kız üzgün bir şekilde Maria'ya bakar ve onun yanına oturur. Yerel bir münzevi çöp toplarken Arlen'in yanında küçük bir kızla konfora döndüğünü görür. Şehirde herkes kendi işiyle meşguldür. Çocuklar kaykaya biniyor, birileri alışverişe çıkıyor ve hatta birileri köpeklerin cilveleşmesini izliyordur. Küçük kız ilgiyle etrafa bakar ve sokakta satılan tavşanları görür. Çok güzel oldukları için onları sever. Arlen bir tavşan satın alır ve kıza verir. Birlikte eve giderler. Kız Arlen'in sorularına cevap vermiyor ve kokan kıyafetlerini çıkarmasına müsaade etmiyordur. Bu sırada Miamili Adam scooter'ına atlayıp kızını aramaya çıkar. Çöplüğe gelir ve Maria'nın cesedini bulur. Ceset çoktan kargaların avı olmuştur ama kız hiçbir yerde yoktur. Adam çöplükte bir münzevi görür ve ondan kızına ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Ona kızının portresinin olduğu defteri gösterir. Münzevi konuşamıyordur, bu yüzden el kol hareketleriyle portresini çizerse kızın yerini yazacağını söyler. Miamili Adam şartlarını kabul eder ve münzevi ona zevkle poz verir. Portresini aldıktan sonra bir kağıda konforu bul yazar.
Küçük kız Arlen'in gözlerini boyar ve ona makyaj yapar. Akşamları tüm konfor sakinleri için şehir meydanında bir gösteri düzenlenmektedir. Sahneye DJ çıkar ve herkes neşeyle dans eder. Sonra Dream adında bir guru gelir ve herkesi varoluşun anlamı üzerinde düşünmeye ve hayallerinin peşinden koşmaya davet eder. İnsanlara ayinin bir parçası olarak ruhsal durumlarını etkileyebilecek çeşitli haplar verilir. Arlen de hapı alır. Bu sırada kız yanlışlıkla tavşanı elinden kaçırır ve onu aramaya başlar. Dream tavşanı bulur ve hamile asistanıyla birlikte sahipsiz çocuğu yanlarına alırlar. Arlen kızı kaybettiğinden endişelenir. Ancak hapların etkisiyle transa geçer. İçinden bir ses onu şehri terk etmeye çağırır. Çölde yürüyüşe çıkar. Kahramanımız Miami'li Adam tarafından fark edilir. Arlen yıldızlı gökyüzüne hayranlıkla bakar ve halüsinasyonlar görür. Ama sonra önünde Miami'li Adam belirir. Kız onu başka bir hayal olarak görür ve erkek arkadaşı olduğunu düşünerek ona sarılır. Arlen sabahın erken saatlerinde çölde protezi olmadan uyanır. Miami'li Adam'ın ellerindedir. Kız konfordan çok uzakta olduğunu anlar. Adam ona kızının bir portresini gösterir ve kızını bulmasını ister. Eğer kabul etmezse onu öldürecektir. Arlen'in hayır deme şansı yoktur, bu yüzden kabul eder. Yolda Arlen'i bir bidon benzinle takas etmeyi teklif eden sakallı bir yamyamla karşılaşırlar. Miami'li Adam kabul etmiş gibi yapar ve kızı adamın yanına sürükler. Adam Arlen'i sırtlayıp uzaklaşırken Miami'li Adam aniden et baltalarından birini ona fırlatır. Adamın elini kesip sonra yemek üzere yanına alır. Arlen'le beraber yola devam ederler. Çölde bir kum fırtınası başlar. Bir tentenin altına saklanarak fırtınanın dinmesini beklerler. Akşam olunca Miami'li Adam ateşte et kızartıp yer. Arlen adamın aslında Kübalı olduğunu öğrenir. Adam hiçbir belgesi olmadığı için kusurlular kategorisine giriyordur. Arlen adamın iyi mi kötü mü olduğunu anlayamaz. Ona dövmelerini gösterir. Ardından bir bıçak kaparak adamı tehdit etmeye başlar. Ama adam korkmaz. Sonra aniden bir silah sesi duyulur. Şehrin dış kısmında devriye gezen konforlu bir tetikçi tarafından görülmüşlerdir. Miami'li Adam yaralanır ve Arlen şehre geri getirilir. Kız evine dönse de aklı çekici yamyamda kalır. Çölde yürüyüşe çıkar ve Miami'li Adam'ın çizimlerinin olduğu defteri bulur. O sırada yaralı olan Miami'li Adam, Münzevi tarafından baygın halde bulunur. Kuşları adamdan uzaklaştırır ve yarasını sarar. Daha sonra kuşlardan birini yakalar ve ateşte pişirir. Bu etle kendini ve yaralı yamyamı besler. Arlen evde, Miami'li Adam'ın çizimlerine bakarken kızının portresini görür. Portrenin fotokopilerini çeker ve yoldan geçenlere göstererek kızı aramaya başlar. Ne var ki kızı gören olmamıştır. Arlen bir grup hamile kadın ve kucağında tavşan taşıyan küçük kızı görür. Kız artık rüya sarayında yaşıyordur. Yıkanmış, güzelce giydirilmiş, iyi beslenmiştir ve birçok oyuncağı vardır. Miami'li Adam iyileşir ve Münzevi onu çalışan bir scooter'ın bulunduğu çöplüğe götürür. Ona bir kar küresi verip çöle doğru yola çıkar. Arlen düzinelerce hamile cariye tarafından korunan rüya sarayına gelir. Dream, Arlen'e bir tepsi hap gösterir ve bunların konforun ekonomisi olduğunu söyler. Arlen ona hayalinin bir zaman makinesine atlayıp geçmişe gitmek ve her şeyi düzeltmek olduğunu söyler. Sonrasında Dream'in cariyelerinden biri olmak ister gibi davranır. Arlen bir odaya yerleştirilir. Protez bacağından bir silah çıkardığı sırada kapısı çalınır. Kapıyı açar ve hamilelerden birini rehin alır. Dream'e gidip küçük kızı kendisine vermesini ve ikisinin konfora gitmesine izin vermesini talep eder. Dream küçük kızı vermeyi kabul eder. Küçük kız rehine ve Arlen arabayla yola çıkar. Yeterli mesafeyi aştıktan sonra Arlen hamile kadını serbest bırakır ve direksiyona geçer. Tüm bu süre boyunca küçük kız çok sevdiği tavşanını kucağında taşımaktadır. Çölde Miami'li Adam'la karşılaşırlar. Baba kız kendilerini birbirlerinin kollarına atarlar. Arlen adama kendisiyle vakit geçirmek isteyip istemediğini sorar. Adam onun konfora dönmesi gerektiğini, çünkü çölde birinin avı olabileceğini söyler. Arlen ise çölde yaşamayı seviyordur. El ele tutuşurlar. Küçük kız babasından rüya sarayında ona yedirdikleri spagettiden ister. Miami'li Adam tavşanı kızdan alır ve Arlen'den kızla ilgilenmesini ister. Arlen küçük kızın gözlerini kapatır. Sonra üçü ateş başında oturup kızarmış tavşan eti yerler ve film sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.